Darbe almak, özellikle itiş kakışlı spor yapmak boyun sağlığı için tehlikelidir. Ama travmatik yani post travmatik travma sonrası boyun fıtığı görme oranımız oldukça düşüktür. Peki boyun fıtığı dışında ne görmekteyiz? Genellikle bu tip ani hareketler incinmeye, omurlardaki ve bağ dokularında bozulmaya, kemiklerde kırılmaya, omurganın laksatilitesine yani daha fazla hareketlenmesine sebebiyet vermekte ve bu da diskin iç yapısını bozarak üstündeki stresi, yükü arttırmaktadır. Kabaca makro bir travma, travma sonrası post travmatik bir boyun fıtığı antitesi vardır. Ama bunu daha çok kullanımsal mikro travmalar, sürekli tekrarlayan mikro travmalar veya ağır boynumuzu sıkıştırarak yapmış olduğumuz kontrolsüz sporlar ve güçlü olmayan, dengeli olmayan bir boyunda boyun fıtığına sebep vermektedir.